teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Şimdi çok konuşacak konu birikti ama isterseniz son bıraktığımız noktadan gelelim size. Sezgin Baran Korkmaz ve Sedat Peker dosyalarıyla gelelim. Bu iki ismin de bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi, gelmesi, iadesini mümkün görüyor musunuz? Siyasi iktidar açısından da rasyonel görüyor musunuz? Anlatacakları, buradaki yargılanma süreçleri kime yarar, kime yaramaz? Efendim şimdi şunu söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Ben Türkiye'ye getirilmek isteneceklerini eminim, biliyorum. Çünkü Türkiye'de daha önce gördüğümüz gibi, Türkiye'de her gün gördüğümüz gibi kesinlikle ama hiçbir tartışma olmadan bu işte üstü kapatılacaktır. Hiçbir şeyin Türkiye'de yayınlanması mümkün olmayacaktır ve program yapmak mümkün olmayacaktır. Gizlilik kararı alınacaktır ve her şeyin üstü bu aşamada kapatılacaktır. Yani bunun örneklerini onlarca gördük. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın orada çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Siz başlarında varız. Ben böyle Fransa, İngiltere bugüne kadar açık söyleyeyim bir hukukçu olarak Fransa ile İngiltere ile Almanya ile Amerika ile mukayese eder ve şu konuda geriyiz, şu konuda yakalayabiliriz derdim hukuk açısından. Bugün artık çok net söylüyorum, Uganda, Papua Yeni Gine gibi ülkelerde dahi bugün Türkiye'de olan şey olmaz. Sedat Peker yerin altıdır, yerin üstüdür. Bir takım çok önemli iddialarda bulunuyor. Silah kaçırmaktan, eroin kaçırmaya, oradan işte para zimmetine geçirmeye kadar ve burada doğrudan doğruya bakanları ve belirli kişileri suçluyor ve Türkiye'de çıt yok. Tek bir savcı ortaya çıkamıyor. Neden çıkamıyor? Çünkü bunu aylardır söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan şu anda yeni göreve başlamış savcıdan emekliliğine bir gün kaldı savcıya kadar tamamı bir kişinin iki dudağına bağlı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü onların bütün işleri hakkında karar veren 13 kişinin tamamını bir kişi atıyor. Kimse efendim 6 kişiyi, 7 kişiyi yok şey atıyor, meclis atıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi atıyor demesin. Oradaki iki partinin lideri konumundaki kişi atıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'ye getirilmesini çok isterdim. Ama Türkiye'ye getirilir mi? Hukuken de getirilmeyebilir. Çünkü söyledikleri, o demin Timur Bey'in de söylediği 500 milyon dolarlık işleri falan hepsi yabancı ülkeleri ilgilendiren konular. Dolayısıyla onlar zaten bir de ellerinde Halkbank'ın nasıl kullanıldığını artık birkaç senedir açık açık görüyoruz. Çok net görüyoruz. Gerektiği zaman bizim yöneticilerimiz oraya çağrılıyor ve kendilerine ev ödevi veriliyor ve yapmadığınız takdirde Halk Bankası da davayı sonuçlandıracağız deniliyor. Veya elimizde ipi var, şeyin davasını bitireceğiz, siz de gideceksiniz okka altına deniyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye'ye gelmek ister, şey de gelmek ister. Ha Sezgin Baran Korkmaz falan şundan korkabilirler. Beni Türkiye'de yok ederler. Araba çarpar, içeride biri öldürür. Dolayısıyla kalmam burada diye korkabilir. Ama Türkiye'de yargılanmayı çok isterler. Çünkü
Ben size söyleyeyim. Herkes ister. Herkes ister. Neden ister? Çünkü iktidar orada olduğu sürece nasıl olsa istediğini beraat ettirecek, istediğini beraat ettirmeyecektir. Bu yüzden ben verileceğini tahmin etmiyorum. Ama bu durumun gerçekten artık kabul edilebilir olmadığını, yani 5 yıldır, 10 yıldır Türkiye'de hukuk verilen kavramın olmadığını biliyorduk. Yani çok açık. Bunları gördük. Her birinde bir kulp bulundu. Aa FETÖ'ymüş onlar, biz yapmadık. Aa hakim farklıymış. Bugün buna da ihtiyaç yok. Yani düşünebiliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı'na laflar söylüyor. İçişleri Bakanlığı kendini kollamak için televizyona çıkıp söylediği şey şu oluyor. Öbür bakanların yaptıklarına bakın. Kasaları vardı. Bende hiç olmazsa o çıkmadı diyor. Şimdi böyle bir ülkenin artık gerçekten bu insanlarla aynı havayı solmaktan bile huzursuz olmaya başladık. Yani her ülkede yolsuzluk olur, olabilir ama bu kadar korkunç. Sedat Bey diyor ki şu gece silahları şuraya, şunlar geldi. İçişleri Bakanı'nın haberi var, şuradan silahları şuraya dağıttılar diyor. Adam ertesi gün televizyona çıkıyor. Diyor ki evet diyor. Ben ortadaydım ama arabadan inmedi diyor. Gece 12'de ben orada ve Türkiye'de ne bakanın umurunda, ne cumhurbaşkanının umurunda, ne herhangi bir savcının umurunda, ne HSK umurunda, kimsenin umurunda değil. Daha doğrusu umurunda da görevlerini yerine getiriyor. O bakımdan ben gelmelerine, iade edilmelerine engel mi prensip olarak yok. İade edilmişler mi? Evet. Ama kimse şu anda Türkiye'ye elindeki kozları, hele artık bu kurtlar sofrasında işte bu kadar gerildiği, Afganistan'dan çekildiği, işte Irak farklı bir ülke gibi Suriye'nin bir dik konumda elindeki kozları hiç kimse Türkiye'ye kaptırmak istemeyecek. Peki. Bu kadar. Gayet iyi anladık Sezgin Baran Korkmaz ve Sedat Peker'le ilgili bölümü. Gerçi ben Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi gerçekleşirse kendisinin anlatacaklarının mahkeme tutanaklarına geçmesi siyasi iktidarı nasıl etkiler bunu da soracağım. Ama bir dakikalığına sizi yayından alıyoruz. Görüntünüzü bir tazeleyecek arkadaşlarım hemen sizi arayacaklar. O arada biz kendi aramızdaki değerlendirmelere devam edelim. Murat ne diyorsun bütün bu konuştuklarımızla ilgili? Ya tabii ki Süheyl Hoca'nın söylediği de haklı. Öyle bir konuma geldi ki Türkiye Cumhuriyeti. Kişilerin şahsi zenginlikleri ve...